Kaval kemiklerimiz ayakkabının diline yaslı bir şekilde, dizlerimiz hafif kırık pozisyonda. Kayaklarımızın arkalarına baskı uygulayarak, parmak ucundan topuklara kadar baskı uygulayarak kayaklarımızı kontrol altında tutarak hem frenleme hareketini hem de kar sapanı hareketini uyguluyoruz. Kol duruşumuz vücudumuza paralel bir şekilde olmalıdır. Eğer batonlarımızı öne, arkaya, yana, sağa, sola saplarsak bu kayakta dengemizin bozulmasına sebep olur. Kollarımız aşağıya inik bir şekilde, hafif kırık, vücudumuza paralel, bacak boyunda durmalıdır. Bu şekilde aşağıya kadar iniyoruz. Görselde gördüğünüz gibi üst ekstremite her zaman karşı gösterecek şekilde durmalıdır. Daha sonra öğretmenimizin yardımıyla olan inişi bırakarak kendi başımıza dönüşlere geçiyoruz. Vücudumuz sabit. Ağırlık aktarımını ne tarafa döneceksek, sola döneceksek sağa, sağa döneceksek sola şeklinde yük aktarımı yapıyoruz. Vücudumuzun hafif baldırdan yana yaslı bir şekilde ağırlığını omuzdan sağa döneceksek sola, sola döneceksek sağa veriyoruz. Görselde de gördüğünüz gibi daima karşıya bakmalıyız. Omuzlarımız sabit, sağa ve sola çevirmiyoruz. Sadece hafif aşağıya eğiyoruz. Durduğumuz yerlerde batonla destek alabiliriz. Daha sonra yan kaymayla kayağımıza alışıyoruz ve kar sapanı dönüşlere geçiyoruz. Kar sapanı dönüşlerde vücut yine sabit, hafif kalçamız daha doğru yaslı. Ayaklarımız normal geniş açıklığında, omuzlarımızın açıklığında oluyor. Ve böylelikle kar sapanı dönüşleri daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Omuzlarımızın açıklığında oluyor. Ve böylelikle kar sapanı dönüşleri daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Kar sapanı dönüşünden sonra hemen iki kayağımızı paralel şekline götürerek hızımızı kesmiyoruz.